faydası olmadı. Evet. Gerçekten öyle. Peki şimdi Netanyahu'nun açıklamalarından anlamaya çalışıyoruz bu sürecin nasıl işleyeceğini. Hala bazı engeller olduğu söyleniyor. Bugün takasın gerçekleşmesi beklense de işte yüksek mahkemenin örneğin bazı rehinelerin takası konusunda frene basabileceği, anlaşmayla ilgili bazı maddeleri veto edebileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla saat 17 olana kadar, daha doğrusu ilk rehinelerin takas edildiğini görene kadar hala acaba mı kısmı kafamızın bir köşesinde duruyor. Uygulanabilirliğini, bu anlaşmanın şartlarını gözden geçirdiğinizde Sayın Yavuz, beklentiniz nedir? Bugün her şey planlandığı gibi gidecek mi sizce? Yani bence bu iyi bir adım. En azından akan kanın geçici de olsa durdurulması, içinde barış olan, barışı çağrıştıran ateşkesin ilan edilmiş olması ve yaklaşık işte 3 saattir de yürürlükte olması bu iyi bir şey yani. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama buraya hangi saiklerle gelindi, bunu tam olarak tespit etmek mümkün değil. Eğer gerek İsrail'in içinden, gerekse dünya halklarından, bakın çünkü devletlerin bir kısmı bu işte İsrail'e destek verdi, özellikle batılı ülkeler. Ama batılı ülkelerin halkları aynı duyguyu ve düşünceyi paylaşmadı. Ayrıca bu batılı ülkeler dışında, yani İsrail'e destek veren ülkeler dışında dünyanın çok geniş bir kesimi ağır yaptırımları da içeren tutumlar takındı. Yani bu, o şekilde örnekler var. Mesela Kolombiya'nın tutumu buna bir örnek. Yani bu başka onu takip eden örnekler yaşadık. Dünyanın önemli bir bölümü de hem devletler bazında hem de halklar bazında İsrail'e büyük tepki verdi. Acaba bu ateşkes onun gereği mi? Onun bir sonucu mu? Bunu tam bilmiyoruz. Yani İsrail'in işine geldiğine göre Netanyahu'nun kafasında ne var? Onu tam olarak kestirmek mümkün değil. Ama öyle de olsa, böyle de olsa işte kan akıtmanın durdurulması iyi bir şey. Bu eğer sürdürülebilirse ve işte anlaşmada öne sürüldüğü gibi her rehinenin, işte 10 rehinenin karşılığında ateşkes süresinin bir gün daha uzatılması işleyebilirse, bu daha demek ki İsrail'in dikkate aldığı dış etki, iç etkilerin bir sonucu olsa gerek diye düşünmek istiyorum, ama yani bunda da büyük bir rezervle Tabii. konuya yaklaşıyorum. Çünkü belli ki amaç güçleri yetse Gazze şeridinde hiç Filistinli bırakmamak. Yani bunu daha önce konuşmuştuk Evet. biliyorsunuz. Ama bununla güçleri yeter mi? Onu bilmiyoruz. Şu bir gerçek ki yani başlangıçta en büyük korku büyük ölçüde savaşın yayılması kaygısıydı. Yani o kaygının çok fazla hakim olmadığını veya öyle bir eğilimin giderek zayıfladığını görüyoruz. Gerçi İran'ın açıklamaları, işte ateşkes ihlal edilirse savaş genişler vesaire gibi söylemleri var, ama yani ben çok fazla savaşın genişleme eğiliminin olmadığını, bunun da ona işaret ettiğini ifade edebilirim. Evet, şimdi dış tepkilere dikkat çektiniz. Tüm dünyadan tepki yükseldi. Belki Netanyahu'nun bu anlaşmaya varmasında etkili olmuş olabilir ama bir yandan da Netanyahu içeride de çok sıkışıyor. Yani çünkü ultra sağcı, aşırı sağcı bir hükümet söz konusu. Çünkü böyle unsurları var bu hükümetin.
Ki bu anlaşmanın görüşüldüğü oturumun da gece geç saatlere kadar 3'e 4'e kadar sürmesinin sebebi de Netanyahu'ya dile getirilen tepki ve itirazlardı. Bu anlaşmaya tepki gösterenler de var içeride İsrail'de bakıldığında. O yüzden de Netanyahu hep şunun altını çizmek zorunda kaldı belli ki açıklamalarında. Bu savaşın bittiği anlamına gelmiyor. Biz bu savaşı sürdüreceğiz. Yani bir 4 günlük belki bu ateşkesin sonunda bambaşka bir evreye geçmesi de muhtemel. Bu 4 günden sonrasını nasıl öngörüyorsunuz? İçerideki tepkiyi bastırmak için Netanyahu daha sert bir şekilde Gazze'ye mi saldıracak? Yoksa dediğiniz gibi eğer uygulanırsa zaman zaman böyle ateşkes molalarıyla devam mı eder oradaki savaş? Gözde Hanım, işte bu ateşkesin hangi sahiplerle Netanyahu'yu kabul ettirdiğini, Netanyahu'ya hangi sahiplerin etken olarak ateşkesi kabul ettirdiğini tam olarak kestirmek mümkün değil. Yani burada içeriden ve dışarıdan gelen baskıların etken olması Gazze'de frene basmasına neden olabilir. Yani bu barış istikametinde süreci geliştirebilir. Ama bir takım taktikler gereği ise, bir takım hazırlıklar gereği ise, mühimmatını tamamlama maksadıyla bu işi yapıyorsa, bazı eksiklikleri varsa, o zaman bu 4 gün sonunda çok daha şiddetlisini beklemek mümkün olur. Yani burada Netanyahu'ya ateşkesi kabul ettiren hangi baskın faktördür? Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Dünyada bilen olduğunu da zannetmiyorum. Yani ancak bu konuda işte yorumlar yapılabilir, doğru, senaryolar üretilebilir. Eğer gerçekten iç ve dış baskıların sonucunda ise bu harekatın çok daha uzun süre olmayacağı izlenimini bize verebilir, o yönde düşünebiliriz. Ama bir takım hazırlıklarını yerine getirmek, işte mühimmat eksiğini vesaireyi tamamlamaya yönelik bir operasyonsa, biraz da kamuoyu baskısını azaltmak maksadıyla işte bir takım rehinelerin ailelerinin kendi üzerindeki baskısını azaltmaya yönelikse, onu o farklı bir çizgiye götürür ateşkesten sonra. Yani ateşkes kararı stratejik mi, taktik mi? Ona bakmamız lazım. Bunun cevabı da bizde yok, işin doğrusunu söylemek gerekirse. Doğru. Bunun cevabı Netanyahu'da var. Şimdi sonrasına dair planları da merak konusu Netanyahu'nun. Bir süredir açıklamalarında şunun sinyalini veriyor. Gazze'nin geleceğinde biz orada yer alarak var olacağız. Yani Gazze'den hiçbir zaman çıkmayacak gibi açıklamalar yapmaya başladı Netanyahu. Son açıklamasında da bunun izleri var. Diyor ki savaştan sonraki günde de terörü destekleyen hiçbir unsurun Gazze'yi yönetmemesi garanti altına alınacak. Gazze, İsrail'in geleceğinde bir tehdit oluşturmayacak. Şimdi dün yayınımızda Mustafa Kemal Erdemoğlu dedi ki 100 yıllık planları var mesela, işte İsrailli Filistinliler yaratmak gibi. Orayı tamamen uzun vadede dönüştürmek gibi. Savaş sonrasına dair ne öngörüyorsunuz? Biz oradan çıkmayacağız mesajı veriyor çünkü Netanyahu. Evet, yani orada zaten kendisine müzahir bir yapı varlığını sürdürürse, yani kendisine yakın bir yapı yaratmazsa terörün yeniden başlaması, kendisine karşı tepkilerin, daha doğrusu sadece terörle de ifade etmek mümkün değil. Çünkü kendisi de teröre başvuruyor, şiddete başvuruyor haksız hukuksuz bir şekilde. Dolayısıyla karşı tarafın bir kısmı terörist eylem olarak nitelendirilebilir ama bir kısmı da meşru müdafaya girer. Yani orada gelip İsrail polisi, askeri şiddet uyguluyorsa ona karşı koymak meşru müdafaya girer. Ama orada sivillere yönelik bir saldırı varsa o teröre girer mutlaka. Dolayısıyla böyle bir niyetleri var. Aslında asli niyet Gazze'yi tamamen Filistinlilerden arındırma. Yani öyle bir niyet var. Fakat buna gücünün yetmeyeceğini anlayınca orada kendisine müzahir bir yapı kurup onu da denetlemek isteyecektir. Bu
Böyle İsrail'in işte 1948'deki kuruluşundan itibaren büyük bir genleşme içerisinde, genişleme içerisinde olduğunu görüyoruz. İşte 67'den sonra yaşananlar var. Bir tek Sina da orada bir geri adımı söz konusu oldu. Onun dışında geri adım atmadı. Yani giderek işte yerleşim bölgeleri inşa etmek suretiyle hem Gazze'de hem Batı Şeria'da karşı tarafın alanını daraltıyor. Kendi etkinlik alanını, devlet otoritesinin geçerli olduğu alanı genişletmeye çalışıyor. Bu bir mücadele, bu devam edip gidecektir.